Artıq qəbul etsək də, etməsək də, dünyanın başında bir bəla var, koronavirus. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məsləhətində yer alan məlumatlarda bildirilir ki, immun sistemi zəif olan insanlar bu xəstəliyi daha ağır keçirirlər və eyni zamanda digər rəsmi məlumatlarda da immun sistemini gücləndirmək üçün tövsiyələr, məsləhətlər yer alır. Belə bir dönəmdə bacardığımız qədər evdə qalmalıyıq və təmasdan çəkinməliyik və bu videonu siz də evdə qal hashtag'ı ilə digər sosial şəbəkələrdə paylaşaraq kanalımıza dəstək ola bilərsiniz. Çalışın ki, təmaslardan uzaq olasınız, evdən mümkün olduğu qədər az çıxasınız, yəni vacib olmadıqca çıxmayasınız, ödənişlərinizi, bir çox ödənişlərinizi elə evdə ödəyə bilərsiniz, internet vasitəsilə saytlardan ödəyə bilərsiniz, mobil əlavələr var, məsələn, mən bir bank mobil əlavəsi yükləmişəm, elə açıqlamaya qoyaram linkini, oradan girib yükləyə bilərsiniz, orada qaz, işıq, su, digər kommunal ödənişlər, cərimiyə qədər hər bir şeyi oradan onlayn şəkildə ödəmək imkanınız var. Hazırda mən sizə bir səs yazısı təqdim edəcəm. Bu səs yazısı bildiyiniz Aynurənin səs yazısı deyil. Səs yazısı Türkiyəli professor Əminə Minbudağın səs yazısıdır və burada qırmızı çığındırın immun sistemimizi necə gücləndirilməsi ilə bağlı məsləhətlər var və sübutlar var. Siz də bu səs yazısına qulaq asın və dostlarınızla paylaşın və videomuzu like eləyin ki, daha çox insanlara çatsın. Bu ses kaydını lütfen yayabildiğiniz kadar yayın ve bu ses kaydı ile belki birçok kişi hayatını kurtaracak. Bu ses kaydı ile birçok kişi bu hastalığın gelse bile en hafif bir şekilde atlatıp bedeninden temizlenerek, arınarak gideceğini seçiyorum ve o şekilde olacağına da inanıyorum arkadaşlar. O yüzden arkadaşın hatırlatması için gerçekten teşekkür ediyorum onu sizin adınıza. Ve yapacağınız bir tek şey var, çok basit aslında, bizim sofralarımızda olan bir şey, bizim hepimizin ülkesinde olan bir şey, bütün ülkelerde olan şey aslında kırmızı pancar arkadaşlar. Kırmızı pancarın internetten de okuyabilirsiniz, etkileri çok fazla, bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor ama birçok kişi bunu sofrasına getiriyor. Şimdi Rusya'da yapılan bir araştırmaya göre Rusya halkı bunu yılın belli bir haftasında tamamen pancarla beslenerek ve pancarın arındırma ve antibiyotik etkisinden yararlanarak bütün vücudundaki hastalıkları, bütün vücudundaki olan negatif olan her şeyi temizlediklerine inandığı için yılın bir haftası yalnızca pancarla beslendiklerini ve yalnızca pancarı yediklerini, pancarın suyunu, çorbasını, işte pancarın salatasını ve çiğ olarak da tüketildiğini biliyoruz arkadaşlar. Bizler de neden bundan yararlanmıyoruz ve bizler de bu tür böyle güzel bir gıda bizim ülkemizde de yetiştiği için bundan da faydalanmamız gerekiyor. Benim tavsiyem bu virüsten en hafif bir şekilde atlatmamız için bugünlerde bir 10-15 gün ya da bir ay lütfen her öğünde pancarı soframıza getirelim. Haşlayalım, suyunu içelim. Suyuna lütfen limon sıkın, limonla için ya da birkaç damla sirke koyarak da hem arındırma, biliyorsunuz sirke bütün hastalıklarının dezenfekte eder. Hem evinizde hem de vücudunuzda kullanabilirsiniz sirkeyi. Sirke damlatarak, birkaç damla sirke damlatarak bir bardak işte pancar suyu içebilirsiniz. Onun yanında pancarın salatasını, çorbasını yapabildiğiniz kadar ve yapraklarını da atmayın arkadaşlar. Kavurun, yoğurtlu sarımsaklı onu da yiyin. Yani bugünlerde tavsiyem size bol bol pancar tüketmeniz. Bunun yanında yoğurt arkadaşlar, ev yoğurdu yapın. Ev yoğurdunun biliyorsunuz antibiyotik özelliği var. Yoğurdun antibiyotik özelliği var ama evde yaparsanız daha farklı, daha içine katkı madde olmamış oluyor. Ve lütfen o yoğurdun sarı suyunu çocuklarınıza ve kendiniz de aynı şekilde içerseniz bu hastalıktan korunmanın en kolay yönleri arkadaşlar. Korku bizi korkuya götürür. Dikkat edin. Korkmayın ve panik olmayın. Yapacağınız tek şey bu.
Ve lütfen pancarın suyunu için, yine söylüyorum. Ve bir de sizden ricam, pancardan çiğ olarak bir parça yemenizi ve ilk başta yediğinizde boğazınızda hafif böyle bir kasılma gibi olacak, ama özellikle tiroidi olan arkadaşlara da tavsiye ediyorum bunu. Çok iyi gelecek. Daha sonra 3-5 dakika sonra açılacak boğazınız ve rahatlayacaksınız. Daha rahat olarak, rahatlamış olarak kendinizi hissedeceksiniz. Ve bol bol da su tüketmenizi arkadaşlar, ılık ve limonlu su tüketmenizi rica ediyorum. Bu hastalıktan korunmamız için ve bu hastalığın bize en az etkili atlatmamız için bunlar şart. Lütfen bu videoyu yayabildiğiniz kadar, gönderebildiğiniz kadar kişilere gönderin ki hayatları en iyi şekilde daim etsin. Aslında buna baktığımızda bizler de zaman zaman bu tür yiyecekleri hayatımızda yer açmamız gerektiğini bir kez daha hatırlamış olalım. Sağlıklı günler diliyorum hepinize arkadaşlar. İyi günler.